Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir videoda daha karşınızdayız. Köpeklerimi de dizeyim şöyle. Mastiff. Hiç sevmem. Golden. Büyüğüyle küçüğünü de hiç sevmem. Çok ısırırlar. Çok tırnak atarlar. Ben Neciyim. Ben biraz herhalde King Charles'cıyım. Mümkün mertebe yatsın. Dudaklarını böyle düşürsün. Ondan sonra gözlerini şöyle kocaman yapsın. Bana baksın. Bütün gün horlaya horlaya uyusun. Ben öyle köpek seviyorum. Yerseniz. Tabii ki sevmiyorum. Kıpır kıpır olacak köpek böyle. Isıracak, parçalayacak, hoplayacak, zıplayacak. Ateş gibi olacak. Ben öyle köpeklerden hoşlanırım. Tabii ki herkesin zevki farklıdır. Kimisi iri köpekten hoşlanır, kocaman falan. Şöyle millet dönsün dönsün bir daha baksın. Herkes çekinsin benim evime girerken falan. Kimisi böyle şebek gibi köpeklerden hoşlanır. Hoplasın zıplasın zaten eğlenmeye geliyoruz dünyaya diye. Kimisi yatsın uyusun hiç ses de çıkarmasın. Öyle bir nefes olsun evde yeter şeklinde köpekten hoşlanır. Zevkler ve renkler tartışılmaz, bu konuda diyecek bir şeyim yok. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu videomuzda size sizin için hazırladığımız yeni bir çalışmamız var. Onun duyurusunu yapacağım. Sizin için de çok ama çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz şimdi ne yapıyoruz? Evde eğitim veriyoruz, yatılı eğitim veriyoruz. Öyle değil mi? Verdiğimiz bu yatılı eğitimlerde davranış problemlerinin çözümünü veriyoruz mesela. Yavru köpek geldi eve, ne var? Isırarak oynama problemi var, havlama problemi var, eşyaları parçalama problemi var, tuvalet problemi var. Var oğlu var. Ama bazen bir eve gidiyoruz. Köpek sadece sokakta çekiştiriyor. Hocam evde hiçbir problemimiz yok. Sadece sokakta çekiştirme problemi var. Tamam. Bazı eve gidiyoruz. Hocam hiçbir problemimiz yok. Sadece tuvalet problemimiz var. Bazısına gidiyoruz. Hocam tuvalet problemini çözelim. Bir de ısırarak oynamayı çözelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Diyen insanlar olabiliyor. Şimdi bu tarz insanların madem ki ihtiyaçları tuvaletle ya da ne bileyim ısırarak oynamayla sınırlı. Biz de dedik ki o zaman sırf bu tarz insanlara uygun eğitimler hazırlayalım. Kişi sadece ısırarak oynama problemi için ya da sadece tuvalet problemi için koca itaat eğitim programını almak zorunda kalmasın. Yani çoğu insan şöyle düşünüyor. Evime kaka yapmasın, otur dediğimde otur masada olur. Evime çiş yapmasın, ısırarak çocuğumla ısırarak oynamasın, sokakta yanımda yürümese de olur, önümde yürüsün. Çoğu insan böyle düşünüyor zaten. Biz de yeni bir oluşma gidiyoruz. Bunda da ne var? Online köpek eğitimi üzerine artık dersler hazırlıyoruz. Ve bu dersleri size perakende olarak online eğitim üzerinden satacağız. Peki bu derslerin içeriği nasıl olacak? Mesela tuvalet problemi. Ben anlattım tamamını. Sizce tuvalet problemini başından sonuna tüm detaylarıyla nasıl sınırlandırmasından, nasıl beslenmesine, tuvaleti nasıl yönlendireceğinizden, köpeği nasıl motive edeceğinize ya da nasıl sınırlandıracağınıza ne kadar anlatmışımdır? Tahmin etmenize hiç gerek yok. Toplamda 80 dakikalık bir ders. Tam 10 dersten oluşuyor. Kimisi 20 dakika, kimisi 5 dakika ama toplamda 80 dakikayı, 80 küsürlerde bulan bir eğitimden bahsediyorum. Bu eğitimle biz şunu amaçlıyoruz. Kişinin tuvalet problemi var. Gitsin. Web adresimizden o dersi alsın. Dersi aldıktan sonra da dersini köpeğine uygulasın. Aynı şekilde nasıl ki bizden ders aldığı zaman bizden öğrendiklerini köpeğe uyguluyor. O derste de aynı şekilde öğrendiklerini köpeğe uygulasın ve tuvalet problemini çözsün. Bunun üzerine odaklandık. Şimdi neyi çekiyoruz? Sokakta çekiştirmeyi. Kayış kullanma teknikleri. Nasıl tasma, nasıl kayış, nasıl sınırlayacaksınız? Bilen köpekle nasıl yapılır, bilmeyen köpekle nasıl yapılır? Şimdi ona çalışıyoruz. Sonrasında ne eklenecek? Isırarak oynama. Ne eklenecek? Evde yalnız kalamama. Bunların hepsini modül 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 yapıyoruz. Ve kişilere şöyle bir imkan tanıyacağız. Isırarak oynama problemim var. Sepete ekle. Davranış problemim var. Misal yalnız kalamama problemim var. Sepete ekle. Otur, yat, bekle komutlarının öğretilmesi. İhtiyacın yoksa sepete ekleme. Tuvalet problemim var, sepete ekle ve bunları da oldukça cüzi rakamlara size sunacağız. Videomuzun altında web adresimiz olacak. Orayı incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Yeni kurulmuş bir site. Biz yapıyoruz çünkü. Biz yaptığımız için
Grafik olarak şu anda, yani 2022'nin Ocak ayından bahsediyorum. İleride de izleyebilirsiniz bu videoyu. 2022'nin Ocak ayı itibariyle grafik olarak çok da başarılı olmayabilir. Ama içerik açısından çok ama çok iyi videolar çektik. Yani ben yaptığım işi severek yapan bir insanım ve yaptığım işin de her zaman arkasında duran bir insanım. Bu gerçekten içime sindi. Yani o videoyu izleyip de köpeğimin hala tuvalet problemi var diyen insan yalan söyler. Ya da köpeğimin bağırsak problemi vardır. Yani eğitimle alakalı değil de veterinerle alakalı bir sıkıntısı vardır ki sanmıyorum. Yani tuvalet problemini çözmesini istiyorsanız gidiyorsunuz, eğitimi alıyorsunuz şeyden, online olarak ve diğer online eğitim programları gibi binlerce liradan değil, 250 lira. 250 lira gibi bir ücrete gidiyorsunuz, tuvalet problemini çözüyorsunuz. Aynı şekilde kredi kartına taksit ya da tek çekimde yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde ne var? Mesela eşyaları parçalama sorunu. Tek sıkıntınız eşyaları parçalama sorunu mu? Evet, eşyaları parçalama sorunu. O zaman sadece onu alıyorsunuz misal. Bu şekilde detaylı 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 bütün konulara ama köpekle alakalı fizyolojisinden tutun beslenmesine, davranışlarına, bütün konularla alakalı çok kapsamlı videolar hazırlıyoruz. İşimiz gücümüz artık bu stüdyo. Burada duruyoruz ve size daha faydalı olabilmek için, daha fazla kişiye ulaşabilmek için bu videoları çekiyoruz. Neden daha fazla kişiye ulaşmamız lazım? Çünkü biz evde eğitim veriyoruz. Sayımız belli, kaç tane eğitmen olduğumuz belli ve Ankara içinde çalışıyoruz. Ama İstanbul'dan dünya kadar öğrencimiz var davranış problemi. Anadolu'nun değişik yerlerinden bizi arayan insanlar var. Hem YouTube kanalı hem Instagram üzerinden bizden destek almak isteyen insanlar var. O insanları da mağdur etmemek için, o insanların da ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitimlerimizi çok kapsamlı bir şekilde artık online ortamda da bulabileceksiniz. Bizim amacımız şu, kişiler sorunlarını çözsün. Ya zaten hayata kaç defa gelecek? Kaç defa gelecek yani, kaç defa gelecek? O işte o zaman, o geldiği zaman da aldığı köpekle güzel vakit geçirsin ki herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü sıkıntı olduğu zaman genelde olan köpeği oluyor biliyorsunuz. Videomu buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videonun içeriğinin, videonun alt kısmına eğitim içeriklerimiz, daha sonrasında bu eğitim içeriklerini hangi adreste bulacağınız konusunda detaylı bir açıklama yapacağım. İşte o açıklamadan da onlineköpekeğitim.com adresimize ulaşabilir ve tuvalet eğitimi başta olmak üzere diğer eğitimlerimizi oradan online olarak edinebilirsiniz. Dediğim gibi güveniyorum eğitimime, herhangi bir problem çekeceğinizi hiç ama hiç düşünmüyorum. Oldukça sağlam içerikler var. Ciddi emek harcadık çünkü. Bunlarla beraber umarım sağlıklı mutlu bir ömür yaşarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.